Sevgili izleyiciler, ikinci sayfadan günaydın. Bir umut dolu bir haberle Evet, çok açacağız. güzel. Hem finansal hem de duygusal açıdan deprem bölgesi için çok özel ve güzel bir gece yaşandı. Ayrıntılarını burada bulacaksınız. Evet, depremin yaralarını sarmak için Türkiye tek yürek demiştik. Bu defa da dün akşam da spor dünyası omuz omuza dedi. Omuz omuza verdi. Depremzedeler için bir araya geldiler. Yardım gecesini Acun Ilıcalı sundu. Mügeciğim, Acun yine Evet. harikaydı. Evet. O Yuvarlamalarıyla rakamları çok güzel bir yuvarlaya noktaya. yuvarlaya o kadar güzel bir noktaya getirdi ki Bravo. bir gecede 845 milyon 700 bin lira bağış toplandı. Gerçekten muhteşem bir Bravo. rakam. Deprem bölgesinde canla başla mücadele veren Gökhan Zan'la Volkan Demirel de oradaydı. Orada yaşadıklarını anlatırlarken duygusal anlar yaşadılar ve bence gecenin en sürpriz ismi ise dünyaca ünlü Fransız futbolcu Mbappe'nin Bütün görüntülü zaten. olarak kampanyaya bağlanıp, Çok yayına güzel. bağlanıp kampanyaya destek vermesi oldu. O anları izleyebiliyor muyuz? Dün geceye bakabiliyor muyuz arkadaşlar? İzleyelim. Gülşen'le de gece boyunca omuz omuza izlerken yazıştık. Kolay kolay bir araya gelmeyecek insanlar Türkiye için omuz omuza kampanyası için yan yana oturdular. Birbirlerine güzel dilekte bulundular. Ve tekrar da ediyoruz. Finansal ve duygusal açıdan çok yüksek bir geceydi. Çünkü futbol olunca onun bir gücü de var. Tabii. Futbolun sadece futbol olmadığını da görüyoruz. Sadece para mevzu değil. Aramızda da konuşuyoruz. Bölgeyi kalkındıracak, büyümekte olan gençleri belki de hayatlarını kolaylaştıracak, kurtaracak en büyük güçlerden bir tanesi futbol. Oradaki çocukların bir kısmının altyapıları alındığını ve Evet, geleceğin tabii önemli motivasyon futbolcular olduğunu kesinlikle. düşünsene Gülşen. Bu para çok anlamlı yere gidecek. Depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanacak bu parayla. 5 lira verenden de 5 milyon verenden de Allah razı olsun. Evet, helal Gerçekten olsun. çok önemli bir geceydi. Acun Ilıcalı'yı da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Canı gönülden. Yani o paraları ne güzel yuvarladı. Evet. Şimdi mağazaya gidersin, Yuvarlama işi damga vurdu. bir tane bir şey beğenirsin ve işte o kıyafet ya da o tişört 100 liradır, 110 liradır. Şunu gel yuvarlak yapalım işte. Ne dersin? 100 olsun Evet. dersin. Ben daha 10 milyonun 20 milyona yuvarlandığını, 2 milyonun 3 milyona yuvarlandığını ilk kez görüyorum. Acun Evet, Acun yuvarlaması. O yuvarlaması da ötekisi bizim müthişti. yuvarlamamız. Gerçekten Evet. müthişti. Sosyal medyaya da damga vurdu. Hatta şöyle şeyler yapıldı. Çözülemeyen ne varsa Acun'a söyleyin yuvarlasın. Dış işlerine memur yapın. Avrupa'yı bize yuvarlar, vilayet yapar şeklinde. Biraz olsun bu canımızın çokça sıkıldığı ve sıkılmaya devam ettiği günlerde. Hem yüksek bir para toplandı, hem dünya Çok. yıldızları bağlandı, moral gecesi oldu. Azıcık da bazı dakikalarda güldük. Hepsine helal olsun. Şimdi tabii en bombası Acun Ilıcalı ile Murat Sancak arasında yaşanan diyalog. Başkanım, kişisel olarak izlediniz ama okuyunca da komiğime gidiyor. Ne kadar yardımda bulundunuz Murat Sancak? 10 milyon lira. Acun Ilıcalı, 10 milyonu neden 15 milyon yapmayalım? Murat Sancak, yaptım gitti. Acun Ilıcalı. Benim bildiğim Murat Başkan 20 yapar. 20 yaptım o zaman. 10 milyondan 20 milyona. Evet, şöyle de bir diyalog geçmiş. Murat Sancak'ın kızı uzun zamandan beri para biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş. 114 bin TL'si varmış. Fakat Ali Koç'a telefon açıyor. Diyor ki baba diyor Ali Koç söylesin. Eğer Acun abi söylerse 114'ü 200'e yuvarlar param yok. Yuvarlamalar meşhur. Evet, damlaya damlaya göl olur. Bu kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek. Bunu da belirtelim. Evet efendim, konuğumuz da hazır. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Temel Afet Eğitmeni Nazmiye Karaca bizlerle beraber. Buyurun. Buyurun. Nazmiye Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Tam o kıyafetle geldiniz, değil mi? Evet. Kurtarma kıyafetiyle geldiniz. Kıyafetimizle geldik. Kurtarma kıyafetimizle. Ya bu bizim kostümümüz. Evet. Bu işi yaparken her yerde, her alanda bu kıyafetleri giyiyoruz. Sizlerin karşısına da böyle çıkmak istedim. Çok daha iyi, çok daha iyi her şeyi anlatırken. Peki şimdi size soralım.
ilk 72 saatin önemine değiniyorsunuz değil mi? Evet. Neden ilk 72 saat? Onu anlatmadan önce mahalle afet gönüllüleri kimdir, nedir onu anlatmam lazım. Tam da buraya konuşlanıyoruz biz çünkü. Tamam. Mahalle afet gönüllüleri ilk müdahale kapasitesini arttırmak için afetlerden sonra kurulmuş bir kurtarma örgütü, sivil toplum kuruluşudur aslında. Çalışmalar gösteriyor ki 99 depreminde de, Kahramanmaraş depreminde de, afetin 0. dakikasından itibaren, ilk anlarından itibaren uzun bir süre yetkililer bize ulaşamayabiliyor. Yardım alamayabiliyoruz. Yani 72 saat dediğimiz aslında bizim için altın yaşamsal saatler. Yardım alamama ihtimalimiz var. Gerek yollar zarar görüyor, havaalanları zarar görüyor, çabuk organize olamıyoruz. Kurtarma ekipleri gelemiyor. Dolayısıyla biz kendimizle, komşularımızla, etrafımızla baş başayız. Evet. Yine 99 depreminde ve Maraş depreminde de aynı şekilde oldu. Arama kurtarmaların aslında %90'ından fazlasını yerel halk yapıyor. Kurtarma ekipleri çok sonra geliyor ve çok derin çalışmaları aslında yapabiliyor. Asıl kahramanlar aslında mahallenin, ilçenin, kentin kendisi. Tabii. Kimin de nerede olduğunu biliyorlar çünkü. Kesinlikle yerel olarak bu bilgilere sahipler. Kim nerede oturuyor biliyorlar. İmkanlarının neler olduğunu biliyorlar. Ve hemen zaten o hayati saatlerde. Siz de bir eğitimden geçiyorsunuz ama oluyorlar. Değil mi? Tabii. Bizim amacımız dolayısıyla şu. Biz diyoruz ki, madem bu saatler içerisinde yardım alamama ihtimalimiz var, o zaman biz yereli, yani yerinde müdahaleyi yapacak kişileri, komşularımızı, yakınlarımızı eğitmemiz gerekiyor ki bilinçli müdahale sayısını arttıralım. Bir de bilinçsiz müdahaleler var biliyorsunuz. Onlar da yaşamına mal olabiliyor insanların. İşte sağ olarak kurtarıyoruz ama hastaneye giderken ya da kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. Bunlar bilinçsiz kurtarmalara giriyor. Büyük bir çoğunluğu. Bunların olmaması için Mahalle Afet Gönüllüleri diye bir organizasyon, proje kuruldu daha doğrusu. Bu eğitimleri tüm mahallelere yaymak amacındayız. Şu anda da zaten 10 binin üzerinde, 12 bin, 13 bin civarında başvuru var bize. Bu çalışmalara yaptığımız katkılardan dolayı insanlar bilgi almak istediler ve bu duyarlılığa sahip oldular. Şu an mahalle afet gönüllüleri mesela İstanbul'un 39 ilçesinde yaygın bir şekilde başlayacağız kısa sürede. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Evet, evet, ilk 72 saati konuşalım. Şeyi de sormak istiyoruz hocam. Dün aslında deprem sırasında ne yapmalıyızı konuşmuştuk. Bugün de size benim de korkulu, belki hepimizin benim korkulu rüyası. Enkaz altında ne yapmalıyız? Tamam, onu da konuşalım ama yine deprem anını bence konuşalım. Tamam, oradan başlayalım. Kadar çok tekrar. Tabii o kadar de, kesinlikle öyle. Bunun otomatize edilmiş olacağını düşünüyorum ben. O sıfırıncı dakikada... Hocam önce şöyle başlayalım. Bir sallantıyı hissettik. Evet, biz ona sıfırıncı dakika diyoruz. Evet, sıfırıncı dakika. Sallantı başladı. Oturuyoruz burada. Burası bir stüdyo. Burası bizim evimizin salonu da olabilir. Ben farklı alanlarda bunu gösterdim ama artık istiyorum ki bunu bir aynı zamanda izleyiciler için de bir tatbikat anı olsun mesela. Bütün izleyicilerle beraber hadi, çök kapan tutun yapalım. Tamam. Şu an sıfırıncı dakikada tamam, olduğu gibi. Önce çök kapan tutunun mantığını herkese bir daha anlatayım. Zaten izleyicilerimiz de bu aşamada bol bol dinlemişlerdir ama çökten kastımız küçülün, minimize olun. Etraftan gelecek olan nesnelere denk gelmemeye çalışmanız lazım. Kendinizi küçültün. Bunun cenin pozisyonu. Bunun işte cenin pozisyonu deyince yatar mı, dikey mi, o oralar karışıyor. Siz çökün, kapaklanın, yuvarlak bir hale gelin. Minim, yani küçülün. Dizlerinizin üzerinde, birazdan göstereceğiz de, dizlerimizin üzerinde kapaklanarak küçüleceğiz. Tamam. İkincisi,
Hayati organlarımızı koruyacağız. Bir elimizle başımızı ve boynumuzu korumamızı istiyorum ki bunlara bir zarar gelmesin. Düşen nesnelerden otomatik olarak aslında değil mi? Refleks olarak yüzümüzü koruruz, başımızı koruruz. Onun bir uzantısı. Biraz daha düşünülmüş bir hareket. Üçüncüsü ise tutun. Neden tutunuyoruz? O yüksek ivme anında büyük bir güçle sarsılıyoruz aslında. Ayakta durmamız zaten mümkün değil. Lütfen deprem anında kimse kapılara, merdivenlere, balkona, asansöre koşmasın. Bulunduğunuz yerde güvenli yer tespit edin ve orada çök kapan tutun yapın. Yoksa tutunmazsanız sağdan sola o duvardan o duvara yuvarlanırsınız, çarparsınız. Belki bulunduğunuz binayı hiçbir şey olmaksızın yürüyerek terk edecekken sağa sola çarpmaktan dolayı zarar göreceğiz, yaralanacağız, incineceğiz. Güvenli yerden kasıt hocam. Güvenli yerden kasıt yanında çök kapan tutun hareketini yapabileceğimiz. Bizden biraz daha yüksek ama üzerine nesne düştüğünde bir et kalınlığı olup onu durdurabilecek. Yani diyelim ki bir duvar düştü ya da kolonya da kiriş ya da duvardan bir malzeme düştü. Onu durduracak ve dolayısıyla orada bir yaşam üçgeni meydana getirecek. Bir ev eşyası, ofis eşyası, bir masa. Mesela şu an işte bizim bulunduğumuz bu masa. Ama her masa altı değil. Her masanın altı değil. Kenarı. Kesinlikle masanın altı değil. Eğer çelikten yapıldığını bilmiyorsak, yani bir neden üretildiğini bilmiyorsanız hiçbir şeyin altına girmeyin. Çünkü bir şeyin en zayıf yeri ortasıdır. Evet. Karateciler vardı eski bizim küçüklüğümüzde çok modaydı. Böyle 10 tane mermer bloğu koyarlardı. Böyle çat diye ortasından kırılıyordu. Farkında evet, mısınız? Doğru. Çünkü en zayıf yeri ortasıdır. Doğru. Eğer bunun ortasına girersem altına ve üzerine bir nesne düşerse hızla bunun en zayıf yeri kırılacaktır. Yani ben altında zarar göreceğim. Onun yerine bir bina gibi düşünün, gene destek alabilecek bacaklarına yakın bu hareketi yapmamız lazım. Oraya tutunacağım, oraya küçüleceğim. Dolayısıyla birincisi benden biraz daha yukarıda olacak. Hani deve kuşu gibi ayazda açıkta evet. kalmamamız lazım. Daha küçük bir nesneyi kastetmiyoruz burada. Bir nesneyi durduracak kadar güçlü bir şey olsun. Yani atıyorum. Yatak işte, kenarı belki. Bazaların kenarı. Yatak odaları evet. mesela çok önemli. Bazaların kenarı. Hani böyle dört bacak ve geçmeli sistemli yatakları da mesela çok tavsiye etmiyoruz. Onların da altı boş orta, olduğu evet, için kırılıyor. Aynı destekten yoksunlardır. Ama mesela bazaların içi birçok ailede herhalde bazalıdır diye düşünüyorum. En azından benim evimdekiler de öyle. Evet. Tıka basa doldursunlar onları. Dolapları değil bazaları doldurun. Çünkü bazaları yanında çok kapan tutun yapabilir. Evimizi nasıl dekore edeceğiz? Şimdi deprem bizi hangi saatte nerede yakalayacağı belli değil. Hiç belli yani değil. Uyurken yatak odasında mı yoksa televizyon izlerken salonda mı? Evde artık bulundurmamamız gereken kaldırın bunları diyeceğiniz neler var? Yani tabii bu kişisel seçimler. Onlara karışamam ama artık bana şahsi fikrimi soruyorsanız o böyle salonda tabak bardak konulan ünitelerin adı nedir? Büfeler. Onları kaldırın. Yani sergilemeyin öyle şeyler. Yani bir kere yüksek olmasın en azından. Yatay düzlemde olsun. Avizeler, şıkırtılı. Evet çok çabuk düşebilecek ünitelerden aslında korunmamız gerekiyor. Eğer böyle bir şey varsa ortalığa kırılıp saçılacak, dökülecek çok nesne varsa bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Ya da sürgülü dolaplar aynalı yatak odalarında ve yatakların yanı başında. Onlar da çok tehlikeli değil mi? Evet maalesef kapaklılar da açılıyor. Yani biz o dolapları camların bir kere patlama duvara monte edeceğiz. Mümkün mertebe cam malzeme kullanmasınlar ya da onların önüne filmler var. Blok halinde hareket etmesini sağlayan. Böyle bir zorunluluk varsa öyle bir şeyle kaplayabilirler. Ama dolaplarımızı sabitleyeceğiz. Başka yolu yok. Çünkü gardıroplar birer katil gibi davranıyorlar. Yani büyük bir ivmeyle üstümüze düşüyor.
Bu malzemeler evimizin içinde, yani bizim yapısal olmayan unsurlar diyoruz biz buna. Bu malzemelerin ölüm ve yaralanmalar bakımından derecesi %60'lara varıyor. Yani bakın, yaralanmaların %60'ından evimizin eşyaları sorumlu, ölümlerin de %3'ünden yaklaşık ev içi eşyalar sorumlu. Dolayısıyla hani evet, devletin bir şeyler yapsın, AFAD gelsin bir şey yapsın, yerel yönetimler bir şey yapsın, ama benim de yapacağım çok önemli adımlar var. Bakın ne diyorum, yaralanmaların %60'ından, ölümlerin %3'ünden gardıroplarınız sorumlu, o büfeleriniz sorumlu. Bir de eşyalarımıza bu gözle bakalım. Hani tek tek bunu bulundur, şunu bulundurma diyemem ama hareket edeceğini düşündüğünüz bütün nesneleri sabitlemenin lazım. Evet. Bir de sadeleşmek gerekiyor artık. Hani minimalist akım biliyorsunuz, dekorasyonda da benim de çok dikkatimi çeken dünyada bir akımdır. Da 100 parça. Evet. Kesinlikle sadeleşin, eleyin, işinize yaramayan şeyleri ayırın. Öyle çok böyle cincik, boncuk, züccaciye falan gibi şey. Bunlar çünkü o anda düşüp kırılır ve biz de üstüne basabiliriz. Karanlıkta dokunursak elimizi keser, yaralanabiliriz. O saatlerde biz kimsenin durduk yere yaralanmasını istemiyoruz. Çünkü niye? Yardım gelemeyecek. İlk yardıma ihtiyaç duyan hale kendimizi getirmememiz gerekiyor. Şimdi sıfırıncı dakikaya dönelim mi? Evet, dönelim. Şimdi çöp kapağın tutunu yapacağız, ondan sonra. Tam şu çöp kapağın tutunda Akut Kurucu Başkanı Feridun Hoca dün konuğumuzdu. Çöp kapağın tutunu kesinlikle tavsiye etmiyor. Cenin pozisyonunu alın diyor. Siz de çöp kapağın tutun diyorsunuz. Yani evet, böyle tartışmalar keşke olmasa. Aslında her ikisi de aynı şeyi ifade ediyor bir yerde. Ben insanlara bir mantığının olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bakalım. Hocam, gösterebiliyor musunuz tabii, siz? Tabii. Hep beraber tamam, yapacağız hep beraber şimdi. Tamam, hep beraber yapalım. Çok kapan tutundaki temel mantıkla cenindeki temel mantık aslında aynı. Ufalık. Küçülme. Küçüleceğiz. Küçülme. Hedef küçülteceğiz. Yani bunu dizlerimin üstüne çökerek yapabilirim. Buna tutunmam için cenin pozisyonundayken nasıl yapacağım? Yani biraz onu durum olarak kolumu, algılamak bacağını lazım. Belki yatağımda yatıyorsam işte yastığımı ve yorganımı o anda alıp hemen yatağın kenarına yuvarlandığımda işte cenin pozisyonunu almış olabilirim orada. Yani insanlara körü körüne mesela çok kapan tutun, kapandığımda eğer üstüme de bir nesne geliyorsa, bir duvar, ya orada kapanmaya devam etme. Mümkünse hani yerini değiştir, biraz uyanık ol. Hocam, bunun bir mantığını de anlamak lazım her şeyden önce. Yani bu kavramlar arkadaşlar insanların kafasını karıştırmaktan başka bir şey değil. İlk yardımda da Doktor Feridun Hoca da aynı şeyi söyledi. Şöyle düşmekle yan yatmak arasında şöyle fark var. Allah korusun, insanı kusmuğu boğabiliyor. Ve o sırada ya da enkaz altında kusup kusmayacağın da belli değil. Şu şekilde kendinizi saklarsanız en azından rahatlamanız açısından, boğulmamanız açısından sonraki saatlerde de önemli demişti. O yani yüzden zaten cenini o pozisyonda uzun, yani üstünüze bir şey geldiyse zaten, yani o pozisyonu koruyamazsınız. Bu hani cenin ya da bir başka hani çok kapan tutun da, yani enkazın içini düşünerek çok kapan tutun hareketi, enkaz içine yönelik bir hareket ya da o sizin %100 hayatınızı kurtaracak bir hareket gibi düşünmesinler. Bu bir olasılık. Bunları yaparsanız eğer kurtulma, zarar görmeme ihtimaliniz var diyebiliriz biz size. Siz nasıl bir hareket tavsiye ediyorsunuz? Bize gösterebilir misiniz? Diyelim ki o sıfırıncı dakika geldi. Evet. Yataktan fırlıyorum. Şurayı da yatak olarak görürseniz evet, ne yapmalıyız? Evet, sıfırıncı dakikaya evet, gidelim. Şimdi dedik ya izleyicilerle beraber yapalım beraber, aslında. Evet. Sizlerle de beraber olur, yapalım tamam, istiyorum. Olur. Şimdi ana üç temel unsur var dedik. Ne yapacağız? Birincisi küçüleceğiz. Hedef küçülteceğiz. İkincisi başımızı düşen nesnelerden koruyacağız. Savrulmamak için de tutunacağız. Üç tane temel mantık hareket var. Neden sonuç ilişkisi olan bir hareket bu. Buna cenin de, çok kapan tutun de, işte başka bir şey de, kare de, üçgen de, bir şey de, yani o önemli değil. Mantığı bu. Şimdi sıfırıncı dakika burada
hep beraber deprem olmaya başladı diyorum. Sizlerden de ben rica edeceğim. Tabii. Siz mesela orada, siz burada olabilirsiniz. Nasıl olabilir? Ben de burada yapayım. Evet. Tamam mı? Seyircilerimiz de aynı şekilde. Evet, izleyicilerimiz de hep beraber deprem oluyor dediğimde herkes bulunduğu yerde güvenli bölgeye çök, kapan, tutun yapsın lütfen. Başlıyorum. Başlıyoruz. Deprem oluyor. Evet. Ne yapacağız? Sarsıntıyı hissettik. Hissettik. Evet, ben burada. Size tamam. Ben şu bakıyorum. Köşede. Bir yere tutunuyoruz, masaya. Ama bu masa... Tutunduk ve kapandık. Evet. Şöyle mi? Evet. Sarsıntı geçene kadar bekliyoruz. Evet. Sarsıntı geçti. Kalkabiliriz. Kalktık. Evet, şimdi geçti de bu sırada yıkılırsa bu vaziyette benim üstüme... Anlatalım. O zaman kalkamazsınız zaten. Kalkamaz. Yani. O zaman ne yapacağımızı şimdi konuşalım. Sarsıntı geçti. Normalde yapmamız gereken binamız yerinde. Muhtemelen ışıklar, elektrikler gidecektir gece ise. Buna yönelik evimizde hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu hareket olarak sadece bunu anlatıyorum. Hı hı. Bir el feneri mutlaka evinizde, yatak odanızda, baş ucunuzda, hı hı, ya da evinizin belli yerlerinde bulundurun. Çünkü karanlık olacak. Karanlıkta düşen nesneler ya da önümüzde bir boşluk var mı yok mu? Merdivenlerden evi tahliye ederken göremezsiniz. Buna ilişkin bizim yolumuzu aydınlatır. Ya da cep telefonlarının fenerleri de olabilir. Evet. Eğer enkaz altında kaldık, hani merak ediliyor, evet, bir şey yapamıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken şey şu, hani biz hep sakin olun deriz insanlara da, o kadar kolay mı bu? Yani orada büyük bir adrenalin salgılanıyor, yaşamınız riske girmiş bir durumda ve hızla işte kan pompalanıyor, tabii, nabzımız yükseliyor, beynimiz deli gibi çalışıyor. Aslında beyin tam o anda bilgiyi arıyor. Hı. Doğru bilgiyi, tabii, arıyor. Farkındaysanız hani mesela hayati tehlike geçirdiğiniz ya da böyle kontrpiyede kaldığınız zamanlar bir zaman ağır geçmeye başlar. Evet. Yani evet, çok kısa saniyelerde çok uzunmuş gibi algılarız. Hep o beynin aslında bir şey aradığı, hı hı, o çok deli gibi hızlı çalıştığı zamanlar bunlar. Halkımızda böyle şey olabilir, modelleyebilir bunu. Hı hı. O sırada biz bunun yerine ne koymamız gerekiyor? Bilgi koymamız gerekiyor. İşte bu çok kapan tutun, işte depremden önce yapılması gereken, afetten önce yapılması gereken planlama çalışmaları, işte tatbikatlarımız, çocuklarla buluşma noktamız, onlar evde değilse ne olacak vesaire vesaire. Bunların hepsini sık sık tatbikatını yaparsak eğer evde, hani şu an yapmış olduklarını düşünüyorum, evet, izleyicilerimizin. Evet. Bunun gibi sık sık tatbik ederseniz işte o deli gibi çalıştığı anda doğru hareketi yapıyorsunuz. Çünkü beyin gidiyor, bilgiyi buluyor, alıyor. Eğer o bilgiyi bulmazsa ne oluyor? Korku ve panik anında ilkel beynimizin refleksleri devreye giriyor. Ve hatalı kararlar alabiliyoruz. Kaçıyoruz. Evet. Çünkü ne yapacaksın? Ya savaşacaksın, evet, tehlike karşısında, ya kaçacaksın. Pencereden atlayan ya da böyle dona kalırsın. Yani üç temel şey, refleksimiz var. Onun için insanlar koridorlarda, apartman boşluklarında, pencerelere, balkonlara falan saldırıyor. Kaçma refleksi, hı hı, yüzünden. Bunun yerine bilgiyi koysunlar. Bunun yerine tatbikatla gelen o anında refleksif harekete çevirebilsinler. Başka yolu yok bunun. Hı hı. Yoksa insanların çoğu biliyorsunuz enkaz alanda görmüşsünüzdür. Hı hı. İşte apartman boşluklarında, kapı diplerinde. Maalesef en çok da çocukların odasında, çünkü insanlar anneler, çocuklara koşuyorlar haklı, evet, olarak onlara çocuklarına koşuyorlar. Yani ben de bir anne olarak bunun neden kaynaklandığını çok iyi anlıyorum. Ama aksi durumda hani şeyde uçaklarda derler ya, önce kendi, evet, maskenizi, evet, takın. Onun gibi bir durum bu. Önce eğer kendinizi mi diyorsun? Kendini, evet, koruyamazsan çocuğunu da koruyamazsın. Peki diyelim ki enkaz altında kaldık. Ne kadar süremiz olduğu belli değil ya da çıkacağımız belli değil.
Şimdi birçok insanın olduğu gibi Gülşen'le de kendi aramızda en çok hep onu konuşuyoruz. Kafamızda hep kaldık. Kaldıktan sonra aşağıdaki enkazdaki süreyi nasıl kullanacağımız, yani mantığı, aklı nasıl toparlayacağız bilmiyorum ama ne yapmalıyız? Şimdi enkaz altında kaldık. İlk yapmanız gereken şey ortama bol miktarda yayılan tozdan kendimizi korumak. Çünkü herhangi bir travmanız yani fiziksel travmaya uğramamış olsanız da çimento, işte kireç, donatıların, işte karton yerler vesaire, bunların ortama yayıldığı, biliyorsunuz, büyük bir toz bulutu çıkıyor. Yani evet, göçerken falan görmüşsünüzdür. Evet, evet. Ondan kendimizi korumamız lazım. Çünkü solunum yollarımızı tıkayıp boğabilir. Önce buna engel olmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Tişörtümüzün ya da kazağımızın hemen alt ucunu ağzımıza, burnumuza ya da işte gibi, maske gibi koruyarak kendimizi ortamın sakinleşmesini bekleyeceğiz. İkincisi, soluk alıp vermemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Yani kalp atışlarımızı bu sayede ritmimizi düşüreceğiz. Hani yoga yaparken derin. İşte 7'ye 8'e kadar say. Evet. Sakin. Çünkü o kana, beynimde benim ihtiyacım var sağlıklı düşünebilmek için. Önce bir kalbimi ritmine oturtayım. Çünkü kalp krizi geçiren vatandaşlarımız da var yani, o panik ve korkuyla. Tabii ki. Sakinleş, daha iyi düşün. Etrafında neler oluyor onu gözlemle. Hani o anda kal durumu orada da var. Başkaları var mı benim gibi? Yaşayanlar var mı? Onlarla bir şekilde iletişime geçmeye çalış. Pozisyonları hakkında bilgi sahibi ol. İyiler mi? Hani üstlerine ne düşmüş? Bunlar hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmak ve daha sonrasında kalp ritmimizi iyice yavaşlatarak affedersiniz, standby konumunda kalmak. Yani dinlenme pozisyonunda kalın. Duymuşsunuzdur, uyuduk. Evet. Bol bol uyumanızı tavsiye ederim. Çünkü size ne zaman ulaşılacağı konusunda eğer bir ışık göremiyorsanız dışarıda, uyumanız ve enerjinizi ekonomik kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Enkazın içinden bağırmak, çağırmak, dışarıya sesinizi ulaştırmaya çalışmak. Bu da anlaşılır bir şey ama kurtarma ekipleri geldiğinde onların sesini siz duyarsınız. Bu aşamaya kadar bağırmanızı istemiyoruz. O enerjinizi boşuna sarf etmek olur. Tabii ekipler geldi mi daha güçlü duyurursunuz. Eğer yine de bağırmanıza gerek yok. Eğer hani çok yakın, yani şu duvarın dibi, arkası dış mekan değilse veya o mesafeden yaklaştıklarını duymuyorsanız, seslenseniz de sesinizi duyuramazsınız. Yani bilin ki kurtarmacıların sesini siz duyarken onlar sizin sesinizi duyamayabilir. O yüzden bağırarak kendinizi harap etmeyin. Bunun yerine bulduğunuz bir nesneyle beton ya da demir bir aksama ritmik bir şekilde vurmayı deneyin. Onlar zaten, bakın biz nasıl sesleniyoruz? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan bir yere vur diyoruz. Anonsumuz bile böyle, bağır demiyoruz. Bir yere vur diyoruz. Ritmik. Böyle bir ses duyduğumuzda biz bileceğiz ki bir canlının onu fark etmemizi istiyor. Çünkü enkaz altında da başka sesler de olabiliyor. İşte döküntüler, işte oturmaya çalışan plakalar vesaire. Onlardan ayırabiliyoruz ritmik bir ses. Yani bu birinin yardım sesi. Bakın kendimizi yorduk mu? Bağırdık mı? Böyle günlerce, biliyorsunuz. Hocam burada konuşmak o kadar kolay ki. Çok. Yani ama orada orada yapabileceğimiz şeyler sınırlı zaten. Öyle de yani işte. Onun için sakinleş ve hani beynine kan gitmesine izin ver. Kalp ritimlerini kontrol et. O gereğinde bir de başa gelince. Tabii sana ulaşanlar ulaşıldıktan sonra başkalarıyla ilgili bilgi vermen gerekiyor. Yani hani dedim ya, etrafı dinle, onlara sesini duyurabiliyorsan, kimler var, kaç kişi var. Bir de hocam şöyle örneklere de rastladık. İnsan bazen tek başına enkazda kalmıyor ki, yanında en sevdikleri oluyor ve en sevdiklerini gözlerinin önünde enkazda
kaybedenler var. Soğukkanlılığını nasıl koruyabilirsin 6 aylık bebeğini tükürükle beslerken onun kollarında gittiğini? O an anne babanın da gitme olasılığı çok yüksek. Üzüntüden gider, kalpten gider, kahrolarak gider. Yani tabii ki böyle bir durumda... Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey değil. Gene soğukkanlılığınızı bir süre sonra korumanız gerekiyor. Neden? Yani bu yaşama içgüdüsü. Evet. Bu yaşama içgüdüsü. Yani çok üzücü tablolarla karşılaştık. Ben arkadaşlarım da bölgedeydi zaten. Hala da orada çalışan ekip arkadaşlarımız var. Hocam hayatınız boyunca sizi en etkileyen olay ne oldu ve hiç unutamadığınız? Yani bu en son depremde bizim ekibimizin de çalışan arkadaşların enkaz altında canlı olan bir kızımızın bu kurtarma uzun sürüyor, uzun zaman alıyor, vakit kaybediyorlar diye ben zaten hani burada kaldım, benden ümidi kesin başkalarını kurtarın diye ekibimize terkinde bulunan kızımız benim için en son yaşadıklarımızdan biri buydu ama kurtuldu. Diyecektim. Çok kurtuldu mu? Ama ödüm patladı. Hani, ben de. Çıkardık oradan. Ama kendi yaşamından vazgeçme noktasına geliyor. Başkasını kurtarın diyecek noktada o çocuk. Evet. Yani bunlardan çok var arkadaşlar. Çok insanlık dramları yaşandığı gibi büyük mucizeler de yaşanıyor. Büyük umutlar da yaşanıyor. Büyük sevinçler de yaşanıyor. Aynı alanda, aynı bölgede. Umut ediyoruz artık. Bizim de projemizin katkısıyla daha depreme, afetlere hazır bir ülkemiz olsun istiyoruz. Tek ülkümüz hepimiz bu. Daha hazır olalım ve böylesi depremlerde daha az kayıplı artık atlatabilelim. Bunlardan ders çıkartalım her katmanda. Vatandaşından devletine kadar bu bir zincir. Bu zincirin herhangi bir halkası kopuk olduğunda maalesef hala çok ciddi kayıplara uğruyoruz. Olan bize oluyor yani. Evet, sizi en çok etkileyen olayı sormuştuk. Gece Mehmet Şef'i de etkileyen ve hiç unutamadığı bir olay varmış. Ona da geçebiliriz. Evet, Mehmet Şef'in hikayesi hepimizi derinden sarstı. Dün de paylaştık. Deprem bölgesinden hiç ayrılmayan Mehmet Yalçınkaya yanına yaklaşıp kendisinden bir kilo pirinç isteyen vatandaşımızın hikayesini anlattı. Ne diyeyim, hepimize ders olsun diye. Gerçekten. İzleyelim. Büyük deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren deprem bölgesindeydi Şef Mehmet Yalçınkaya. Geçti mutfağının başına ve yardımcıları ile birlikte binlerce kişinin kursağından sıcak bir lokma geçmesini sağladı. Ya şimdi enkaz alanında 2000 kişilik yemeği gönderiyoruz. Elini taşın altına koymaktan çekinmedi Mehmet Şef. Günde ortalama 60 bin kişiye 3 öğün çıkardı kalabalık bir gönüllü ordusuyla. Evet baba, günaydın. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu şu anda burada olan şeflerimiz de Ankara'dan geldiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı değil mi? Evet efendim. Kolay gelsin. Bugün gerçekten ilk defa kırmızı ete ulaştık. Kolay gelsin arkadaşlar. Tepsi güveci. Hepsi genç genç arkadaşlarımız. Buradan zorunda yemek yapmak da hiç kolay değil. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yemek yapacağız. Yaklaşık öğle akşam 13-15 devam ediyoruz değil mi şefim? Evet şefim. Evet arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Sağ olun şefim. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Büyük bir felaket yaşayan insanlara iyi geldi Mehmet Yalçınkaya ama farkında olmadan o insanlar da Mehmet Şef'e iyi geldi. Kazanlar kaynadıkça iç huzuruna kavuşan ünlü şef, tansiyon ilaçlarını bile bıraktım buraya gelince dedi. Hatay'a Savunma Bakanlığı ile birlikte bir sahra mutfağı da kurdu Mehmet Şef. Önce koca koca kazanlarda yemek yaptı, sonra tezgahın arkasına geçip o yemekleri tek tek dağıttı. Küvetin yasada tavuğu koyduk mu? Hadi savucu attık oraya. Hepsi küvet diyeceğiz. Tamam. Kaç küvet var kimimizde?
Bir de isteği vardı Mehmet Şef'in. Bir rehavet var. Bence rehavete kapılacak durumda değiliz. Yani en azından bizim sahada gördüğümüz şey bu. Çok rehavetlik bir durum yok. Tabii ki bir şeyler yoluna girmeye başladı. Ama yapılacak daha çok iş var. Bu yüzden yüz ifademize, gözlerimize bakarsanız ne demek istediğimizi anlarsınız. Bunun için herkes elinden geleni yapmaya bence devam etsin, destek vermeye devam etsin. Evet, büyük bir gayret. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hiçbir şey bitmiş değil. Yani burada hiçbir şey uzaktan görünüyor gibi değil. Gün boyu canla başla çalışan Mehmet Şef, akşam Adem Metan'a bir röportaj verdi. Zengin bir iş adamıyla yaşadığı diyaloğu sesi titreyerek anlattı. Abi seni burada en çok etkileyen şey neydi? Birçok hikayeye tabii şahit oldum. Ben Maraş'ta gördüm yani. Bir de sen her işin içerisinde böyle kusursuz yapmaya çalışıyorsun. Evet. İnsanlara hani o mağduriyet durumunu da yaşatmamaya çalışıyorsun. Hatta ekibine de zaman zaman bu konuda çok uyarılar yapıyorsun. Arka toplantılara da şahit olduğum için. Seni en çok etkileyen şey neydi? Ya beni en çok etkileyen şey şuydu Adem. Mesela bir adam geldi. Adamın 3 tane varmış. Bir tane binası varmış. Bir tane fabrikası varmış. Bunların hepsi vesaireler. Bina gitmiş, her şey onun altında kalmış. Bizden bir kilo pirinç istiyordu. Dünya bu kadar. Gerçekten de dünya bu kadar. 3 tane lüks otomobili var. Bir fabrikası var. Evleri var. Binası varmış. Bunların hepsi bölgenin zenginlerinden. Bizden bir kilo pirinç istiyor diyor. Gerçekten boşuna demiyorlar, yalan dünya. Çok sevdiğim bir söz var. Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter. Evet. Yani mal mülk bugün var ama yarın yok. Yazmışlar o adamın bankada hesabı parası vardır. Niye işte böyle söylenmiş falan. Parası olsa ne olur? O an yaşadığı gitti. Çaresizlik değil mi? Evet gitti. Bir kilo pirinç tabii. İstiyorsa gitti. Zaten istediği kadar bakın parası da olsa tamam bir süre sonra kendini maddi ve finansal açıdan kurtaracak. Ama bir düzenin ve alışkanlıkların ve insanların yaşları da hep kaç yaşındalar? Tamamıyla yok olması, yakınlarının da gitmesi bu da hayatta kalanlar için son nefesine kadar travma. Nasıl maddi kayıpların yerini bir şekilde doldurabilirsin. Evet, ama giden canlar aynen. Geri gelmiyor ki. Evet, kentini bıraktın, yakınların gitti, her şeyini kaybettin. Nasıl geçer bunlar? Bir de yani bölge sizin hani görüyorsunuz ekranlardan aslında bir alışveriş yapabileceğiniz bir market, bakkal gibi herhangi bir yer de yok. Paranın geçmediği bir yer. Aynen. Şu an para da geçmiyor. Paranın geçmediği yani, bir yer. Yani bir kuruş para harcayamıyorsunuz. Çünkü alabileceğiniz bir yer yok. Evet. Şimdi bir depremzedenin de isyanı dün sosyal medyada birçok takipçi tarafından ne kadar haklı şeklinde yorumlara neden oldu. Ne diyordu o depremzede? Sırf sizin bu video ve resim çekme hevesiniz yüzünden insanlar bir şey almaya utanıyor kuyruklarda. Bizi reklam amaçlı kullanmayın. Böyle yardımlara ihtiyacımız yok. Çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmayın diyor. Yeter artık ben evet. De depremzedeyim. Oralara gidip evet. Fotoğraf paylaşanlar bu çağrıya kulak versinler. Fotoğrafları paylaşıyorlar. Özellikle çocukların fotoğraflarını paylaşıyorlar. Neyse ki biz buradan uyarınca artık böyle çocukların yüzlerini çiçek emojilerle falan kapatmaya başladılar. Evet. Yani insanların acıları ve mağduriyetleri üzerinden işte takipçi aynen öyle. Elde etmeye çalışmak. Çok acı bir yani şey. Yani çok acı. Bence çok alçakça bir şey. Evet. Yani o bölgede örneğin bizim çalışma alanlarımızda görünen ya da bizim görüntü aldığımız yerler de var. Hiç kimsenin görmediği kareler vardır mesela. Bizde yasaktır örneğin bunları paylaşmak. Çünkü o insanın mahremiyetine saygısızlık. O çocuklar yarın önce. Öbür gün büyüyecek. Yani özellikle onun ergenler. Aileleri var. Ergenler üzerinde. Şimdi her şeyin bilincindeler. Zaten çocuklar ergenlik zor bir dönem. Yani hepsi her şeye yani var. Şimdi burada mesela bir şey dağıtılıyorsa, yemek yiyorsa insanlar tabii ki sıraya girecek. Bundan daha önemli o ama yani sanki
onurlarıyla oynanıyor bunlar yapılırken oradaki insanlar. Tabii ki çekinir. Zaten o insan diyorsunuz yani 3 tane arabası, 5 tane fabrikası. O insan 3 gün sonra başına 0. dakikada böyle bir şey geliyor. Ve sonra gidiyor bir tas yemek için sıraya giriyor ya. O yani bunların sahip olmasına da gerek yok. O insanlar onurlu insanlar. Tabii ki. İstemeye de çekiniyorlar. Buna tabii da ki güceniyorlar. Bu duruma düştükleri için de lütfen herkes orada hassasiyetini korusun. Orası turistik bir aynen, alan değil. Aynen öyle. Yani hem enkazlar, dizi seti değil, klip çekilecek plato değil. Yaşananlara evet yani hem onların yemesi, içmesi, uyuması vesaire gibi insanların acılarına ve mahremiyetlerine lütfen saygı duyuyoruz. Evet. Bir de oraya TikTok videoları için gidenler de var. YouTube'da onlara da lanet için olsun. Evet. Yani zaten acı ortada. Bir de o acının üzerine acılı bir şarkı koyuyor. Klip berbat gibi yayınlıyor bunu. Berbat. Bir de şey yapıyorlar. İşte ne bileyim orada bir depremzedenin acısı. Ekranı ikiye bölmüş. İşte o depremzede orada bir şey ağlıyor, üzülüyor. O da diğer tarafta ben de seninle ağlıyorum mesajı veriyor. Sonra İstanbul'a dönüyor. Sıcacık evinden 2 gecedir uyuyamıyorum. Evet. Ah vah vah 2 gece uykusuz kal. Çok mu önemli? Ay, çok yemek yiyemiyorum, travma geçiriyorum. Tabii ki ekran başında bizi izleyenler, bizler, herkes travmalıyız, kolay geçmeyecek, uykular, yemekler tamam ama birileri bu kadar çok acı çekiyorken sen burada sıcak evinde kendi derdini yaşa, arkadaşlarına paylaş. Sosyal medyada davul zurnayla ilan etme acını. Orada insanlar daha büyük acı yaşıyor. Ya en büyük sorunumuz samimiyetsizlik bizim bu konuda. En başından sonuna kadar herkes hem önlemleri almada, hem hazırlık yapmada, hem de yardım etmede. Bunların hepsi samimiyet ve vicdanla alakalı şeyler. Eğer gerçekten samimi değilsek bunlar oluyor işte. Evet. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür verdiğiniz ederiz. Bilgiler çok için de teşekkür ediyoruz. Ederiz. Sizi bir haberle uğurlayalım. Evet, arkadaşımız Oğuz sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kez vatandaşlara deprem travmasını nasıl atlatıyorsunuz? Normale dönmek için neler yapıyorsunuz diye sordu, işte yanıtlar. Deprem travmasını atlatmak için aslında ilaca başladım. Çünkü altta yatan panik atak, işte anksiyete bunları tetiklediği için artık sürekli avizeye bakıyorum, başım dönüyor. Doktor gözetiminde ilaca başladım. Ben Almanya'da üniversite öğrencisiyim ama biz de orada çok etkilendik hani psikolojik olarak. Hani tabi orası çok fazla bir deprem bölgesi olmadığı için ben ailemiz ziyaret etmeye geldim. Hani böyle içimde benim de bir korku oluşuyor açıkçası. Onun için telefonuma deprem uygulaması falan kurdum. Yani deprem travmasını atlatabilmek için işimizle çok yoğunlaşıyoruz bu aralar. Telefonumuzdaki yüklü uygulamaları, sosyal medya hesaplarımızı falan hep kaldırdık. İşimizle uğraşıyoruz. Daha çok yoğun olmaya çalışıyoruz işimizde. Bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Ben zaten bizzat Adıyamanlıyım. Kendi ailemden olsun, akrabalarım olsun falan çok vefat eden yakınlarım oldu. Bizzat burada çalışanımız, kardeşi vefat etti, akrabam olur kendisi. Yani çok kötü bir durumdayız. İnanın ki televizyonu bile açmıyorum. Elime kumandayı alıp izlemiyorum bile haberleri. Çok kötü durumdayız. Sınava çalışarak, ders çalışarak kafamı rahatlatmaya çalışıyorum. Bunun dışında da müzik dinlemeye çalışıyorum. Böyle şeyler. Çok telefonda yoğunlaşmıyorsun herhalde. Yok, çok sosyal medyadan uzak kalmaya çalışıyorum olabildiğince. Yani müzik dinliyorum, dizi izliyorum. Dışarı çıkıyorum işim olduğu zamanlar. Buradan tekrardan yani tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem travmasını atlatabildiniz mi? Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Yani atlatabilecek bir şey değil tabii ki. Hani herkes çok üzgün. Yani olabildiğince sosyal medyaya bakmak zorundayız zaten. İlla görüyoruz. Hani olabildiğince yardım etmek için biz de haber almaya, haber vermeye çalışıyoruz. Kendi yöntemlerimizi kullanıyoruz. İnsan yardım etmeye çalışırken de çok travmayı atlatamıyor zaten. Ve hem yardım etme isteğiyle devam ettikçe de hala maruz kalıyoruz. O yüzden çok kısa bir sürede atlatılabilecek bir şey gibi değil yani şu anda. Ben genelde müzikle uğraşıyorum. İşte yani hani içimdeki duyguları genelde müziğe vurmaya çalışıyorum. Müzik ve tiyatroyla uğraşıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum ama deprem travmasını tamamen atlatabildiğim söylenemez. Hala geceleri uyanıyorum ve böyle ışığa bakıyorum sürekli. Sallanıyor muyum acaba? Ve yani kaçsam kaçabilecek yerim var mı? O konuda da şüpheliyim. Dışarı çıksam üstüme bina yıkılabilir. Ya da evde kalsam kolonlar çok sağlam mı değil mi? Kontrol ettirmek istesek insanlar ya depreme dayanıksız çıkarsa diye korkuyor binalardan. O yüzden kontrol de ettiremiyoruz. Yani genelde bu konuda elimiz kolumuz bağlı kalıyor ve yapabileceklerimizin sınırlı olması da bir yandan üzüyor. Evin içerisinde oturma korkusu geldiğinden beri evin dışında yürüme
adımlarım 10.500'e gelmiş. Yani günlük ortalama 10.500 adım atıyorum bu depremden sonra. Anlarsınız ne durumdayım. Hiç yerimden kalkmak istemiyorum. İş yapmak istemiyorum. Yemek yapmak istemiyorum. Hep televizyona bakıyorum. Kafayı yiyeceğim. Benim ailem de Adana'da. O yüzden de depremi yaşayan bir aile ve kız kardeşimin yıkılan evlerden bir tanesi de kardeşimin eviydi. Ama ona her zaman için söylediğim şey, sağlıklısınız, hayattasınız. İnsanlar çok büyük kayıplar verdi. Ailesini kaybedenler, çocuğunun ölümünü elini tutarak izleyen babalar, maalesef evladını toprağın içinden çıkarmaya çalışan anneler var. O yüzden bence doğru yapılacak en doğru şey bizim için hayatın devam ettiğini kabullenmek lazım. Ben genelde gün içinde arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ya da yürüyüş yapıyorum. Biz daha çok halı saha düzenliyoruz veya dışarı çıkıyoruz işte. 101 olsun, o olsun, yani olabildiğince unutabileceğimiz şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü insan hissediyor, içinde hissediyor. Hissetmemeye çalışıyoruz. Bu da çok acı aslında ama. Zaman zaman kendimi suçlu hissediyorum. Diyorum ki evde sıcacık, hani oturup koltuğumda ben kahvemi içiyorum. O insanlar orada ne yapıyor? Hiçbir suçumuz olmadığı halde vatandaş olarak kendimizi suçlu hissediyoruz. Genelde Instagram'da videolar hep çıktığı için izlememeye bakıyorum. Çünkü insan izledikçe daha çok üzülüyor, daha çok... Hani insanlara yardımcı olamamak da insanları çok bence üzüyor. Tabii ki elimizden geldiğince yardım ettik ama daha fazlası gelmediği için hani daha çok üzülüyor insan. Sevgili izleyiciler, stüdyomuzda iki değerli konuğumuz daha var. Hande Kozanova zaten yıl içinde bizi hiç yalnız bırakmıyor ve Aygül Aydın astrologlar. Bakın, Hande ve Aygül bir süre önce Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katılmış. Depremin şeyiyle, tarihiyle ve yeriyle ilgili öyle açıklamalarda bulunmuşlardı ki dinledik ve geçtik. Sonra yaşadıklarımız sonrası sizler yeniden açıklamalarınızla sosyal medyayı salladınız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aygül, sen 2 Şubat'ta Fatih Altaylı'nın programında tek tek özelde diyorsun ki Kahramanmaraş, Adıyaman diyorsun. Evet, Malatya. Evet, Malatya diyorsun. Hande sen 5 Şubat diyorsun. Şubat'a dikkat çekiyorsunuz. O görüntüleri bir izleyelim, sonra konuşalım. Tamam. İzleyelim bir gelsin. Yerini söylüyorsun, Hande tarihi söylüyorsun. Nasıl oyun gördünüz? Şöyle hemen ben şuradan tabii gireyim. Aygül'e hemen şeyi söyleyeceğim. Çünkü onun çok önemli çalışmaları var. O zaten hakikaten bu konularda hani daha önceden de konuştuğumuzda çok güzel bilgiler verecek. Şimdi 8 Kasım'da bir tutulma vardı 2022 yılında. Bu Uranüs'le dizilimde olan bir tutulma. Uranüs gezegeni beklenmedik ani şoklar, olaylar, yer sarsıntıları, hava koşulları, depremler, afetlerle bağlantılı. Tutulmalarda Uranüs özellikle dip noktamıza düştüğünde çok ciddi olaylarla karşılaşıyoruz. Tabii ki bunlar insan ayaklanmalarından tutun toplumsal konuları da içerebilir. Astroloji zaten bir olasılıklar bütünü. Bunlardan bahsetmek durumundayız. Benim özellikle dikkat çekmeye çalıştığım 5 Şubat'taki Dolunay gece saatlerinde 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece 10.30 zamanında devreye giren bu Dolunay'ın çok ciddi anlamda aynı dereceden 8 Kasım tutulma noktasını tetiklediğini görüyoruz. Kasım ayında bu tutulmayı yaşadıktan sonra hemen Kasım ayında Düzce depremi olmuştu hatırlarsanız. Ha, evet. O yüzden de hani daha şiddetli, çünkü Dupe sabit yıldızı ile birleşiyor. Bu da zaten depremleri tetikleyen bir şey. Felaketleri tetikleyen bir şey. Bir de kontrol edilemez bir enerjiyle bağlantılıdır sabit yıldız. Öngöremezsiniz. Öngöremezsiniz. Yani nereden nasıl bir çıkış olacak ve bu enerji insanlar üzerine nasıl bir etki yaratacak? Ben aslında buna dikkat çekmek istemiştim. Orada tabii çok kısa bir zamanımız var. Artı eksi 3 gün. Özellikle Dolunay zamanları çok önemlidir. Ve bir sonraki yeni aya kadar, 20 Şubat'taki yeni aya kadar hayatımızda etkilidir. O yüzden de 5 Şubat çok önemli ve 8 Kasım tutulma noktası, maalesef tutulma noktaları gökyüzünde izler bırakıyor. Ve bu izleri diğer gezegenler tetiklediğinde biz aslında o tutulma noktalarının yeniden çalıştığını görüyoruz. Belki birazdan, kimseyi korkutmak istemiyoruz. Çok evet. İnce bir çizgi bu. Evet, tabii ki. Bakın astroloji öyle bir çalışıyor ki yan bir disiplin aslında. Biz yer bilimci değiliz, biz coğrafya uzmanları değiliz, deprem bilimci değiliz. Ama astrolojinin çok farklı alanları var. Jeodezik haritalar var. Burada Türkiye'nin haritasını görüyorsunuz. Tam da bir önümüzde 7 Mart'ta birazdan konuşacağız. Çok önemli bir dolunay var. Bu dolunayın hatlarının, sert hatlarının hangi şehirlerden geçtiğini, işte önümüzdeki bütün yeni ay
ve ne derler, dolunay haritaları, tutulma haritalarını buradan takip ediyoruz. O yüzden de hani kimseyi buradan tedirgin etmek değil niyetimiz. Ama aynı zamanda uzmanların söylediklerini dikkate alarak, evet, aslında astrolojiden de faydalanabiliriz. Bunu burada açıklayalım istedim. Ben, evet, şimdi sözü Aygül'e yani bırakıyorum, söyleyeyim, sonra devam edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de çok güzel, Nahl suresinin 12. ayetinde diyor ki, akıllı kullarıma gökyüzünden, gezegenlerden, yıldızlardan deliller sundum. Bakın, Müslümanlıkta, hı-hı, akıl ve akılsızlık diye iki kavram var. Evet. Biz maalesef ne yapıyoruz insan olarak? Reddetmeyi seviyoruz. Kaç insan o programı o gün dinleyip de acaba dikkate alma ya da duyumsama noktasını seçtim? Ben bir gece önce bir tweet attım. Dedim ki, Kağıthane'de deprem oldu. İstanbul Kağıthane, evet, merkezli. Evet, evet. Belki yansıtabilirlerse, verebilirlerse verirler. Bu Kağıthane'de olan, Şubat'ta sadece depremleri konuşacağız. Kağıthane'de olan deprem, hı, sanki bir başlangıç gibiydi. Hı. Bir start gibiydi. Bundan sonra konuşacağımız tek şey depremler olacak. İstanbul çevresi ve onun dışında yani Türkiye, diğer bütün çevre iller çok dikkatli olsun dedim. Onun altına atılan yorumları gidip okusunlar. Yorumlarda şunu söylüyorlar. Ne yapalım yani? Bunu attın da şimdi bu saatte ne yapalım? Haklı. Oradan bakarsan haklı. Ama dikkatli olalım. Yani uyanalım. Bir uyanış vardır. Siz uyursunuz ama bilinç uyanır. 5 Şubat'ta. Evet, aynı. Evet. 5 Şubat'ta attığım bir tweet bu. Şubat ayında sadece Şubat'ta deprem konuşacağız demiştim. Teke tek programında. Hakikaten Kağıthane'de olan deprem aslında tesadüf değil. Bu konuya acil eğilmeli ve ciddiye alınmalı. Özellikle İstanbul ve diğer çevre illere bugünden itibaren dikkatli olsun. Olsun dediğimden tam 16 saat sonra falan, evet, oluyor. Altındaki yorumları okudukça ağladım, öyle söyleyeyim. Yani bunu okuyanlar okuduktan sonra bir hanımefendi radyoya aradı. Ben aynı zamanda radyoda da program yapıyorum her sabah. Aygül Hanım, o tweet'i okudum. Çocuğumla o gece yattım. Ben korktum ve çocuğumla yattım. Çok minnettarım dedi. Yani o kadarını duyabildi. Ya şimdi duymak var, duyumsamak var. O ondan huzursuz oldu. Bir de uygulamak var. Uygulamak var, huzursuz var, oldu. Ha, olması gereken olacak, önüne geçemeyiz. Bu bir gerçek. Evet. Ama tedbir bizdendir, takdir Allah'tandır. Evet. Peki, yani bunu ayrıştırmak gerekir bence. Ben öncelikle bunu bir önemsesinler istiyorum. Bunu, evet, bir algılasınlar. Aygül, sen Hande'nin dediği gibi deprem üzerine çalışan bir astrologsun. Evet, evet, deprem üstüne. Peki şimdi herkes kendi aramızda bile bir 7 Mart, 7 Mart diye konuşuluyor. Gökyüzünde bir şey olacak, yine tetikleyecek. Ne 7 Mart? Korkalım. 7 Mart'ta Dolunay oluyor. Şimdi bu deprem ne zaman oldu? 5 Şubat'a, 6 Şubat'a bağlayan bir aslan dolunayında 16 derecede yaşadık. Bu Kasım tutulmasını tetikliyordu. Biz de onu çok önemsiyorduk. Ama o zaman sesimizi duyuramadık çok fazla. Kimsenin çok dikkatini çekmedi. Evet, evet, ama şimdi olduktan sonra herkesin dolunay ve yeni ay tarihleri dikkatini çekiyor. Bizler astrolog olarak bu işi yaparken dolunay ve yeni ay tarihlerine referans alıyoruz. Bu referans aldığımız bir nokta. Bir de bunun 3 gün öncesini, 3 gün sonrasını eklerseniz ne diyor herkes? İşte 5 6, 7, 8, 9 Mart. Şimdi bu 7 Mart'ta olacak Başak Burcu'ndaki Dolunay, Başak'tan önceki burç nedir? Aslandır. Hı hı. Biz nerede yaşadık bu tetiklenmeyi? Aslan Burcu'nda yaşadık. Şimdi demek oluyor ki 19 derecelere ne zaman geliyor? Burada ben kendimce hesap yapıyorum. 5 Mart, 6 Mart gece saatleri 3 gibi yine hesap yapıyorum. Yani olur olmaz bunu bilmiyorum. Yine şeye denk geliyor. O dereceye tam... Depremin olduğu dereceye denk geliyor. Burada ne olabilir? Uzmanlar, jeoloji uzmanları ne bekliyorlar? Bingöl, Malatya taraflarında tekrar tetiklenebilmesini öngörüyorlar. Ve Osmaniye taraflarına. Hani bu jeolojik. Ya da fay, kuvvetli artışlar. Kuvvetli, evet. Yani altı üstünde bir şeyi getirebilir mi? Evet, getirebilir. Öngörebilir miyiz? Görebiliriz. Tam tetiklendiği zamanlar ne zaman olabilir? 4, 5, 6, 7, 8. Evet, buraya kadar risk var. Katılıyorum. Ama burada olan risk 20, 21, 22, 23'te de var. Orada da Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi soruyorlar, diyorlar ki bize, bitmeyecek mi bunlar? Evet. Bu ne arkadaş? Ama bu sene şöyle söyleyeyim, buradan devralayım. Bu sene çok önemli geçişler var gökyüzünde. Gezegen geçişlerinin olduğu zamanlar, hani dünyanın da jeomanyetik düzeyinde önemli değişimler, insanların davranışlarında ve alışkanlıklarında çok önemli değişimlerin olduğu zamanları temsil ediyor. Bence bu 7 Mart'taki bu dolunay
Satürn'ün balık burcuna geçtiği günü de temsil ettiği için çok önemli. O yüzden de biz ısrarla 7 Mart'a dikkat edelim, 7 Mart'a dikkat edelim. Aslında dikkat etmek değil. Orada bir gezegen geçişi olacak ama bu gezegen geçişi olduğu zaman aslında bir dolunayla bu gezegen geçişini yaşayacağız. Aslında 2,5 yıldan bu yana süre gelen konular bitiyor artık. Son dönemlerini yaşıyoruz. Şimdi 2,5 yıldan beri Satürn Kova burcunda hareket etmekteydi. Bunu birçok yerde söyledim. Bir kez daha söylemekte fayda var. Kova burcu toplumsal konu ve olaylarla çok bağlantılıdır. Özgürlüklerimiz, işte hak, hukuk, bunlarla alakalı konu ve olaylar, bilim, teknoloji, bu alanda yeni düzenlemelere gidildi ki pandemiyle beraber aslında özgürlüklerimiz kısıtlandı. Sosyal çevremize erişemedik, arkadaşlarımızla görüşemedik. Özgürlüğün ne kadar değerli bir şey olduğunu gördük ve bunun sayesinde de teknoloji patladı. Yani teknoloji ve bilimin ilerlemesini gördük. Çünkü hepimiz evlerimizden Zoom'da toplantılar yapmaya başladık. Birbirimizle oradan görüntülü. Aslında bir 5 yıl, 10 yıl ilerlememiz gereken konuları bu 2,5 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde ele aldık. Şimdi son derecelerinde aslında bu dönemde yapılması gerekenler doğru bir şekilde ele alındı mı bunları görüyoruz. Aslında Satürn 29 derece kovada, son dereceler analitik derecelerdir. Sıkıntı ve problemleri yüzümüze vurur. Toplumsal konularda şimdiye kadar insanın refahı için neler yapıldı, neler yapılmadı bunları görmemiz gereken. Son derken bitiyor mu sıkıntılar? Bitiyor ama yeni bir şey başlıyor. Satürn balığa geçecek. Şimdi herkesi bizi dinleyenler, şimdi Hande o kadar güzel teknik ve eğitim kısmında astrolojiyi 101 olarak bakarsanız çok güzel bir şekilde anlattı. Şimdi hiç biri birine mesaj attı muhtemelen, dedi ki iki tane astrolog var, depremi bilmiş bunlar. Aç aç çabuk ikinci sayfayı diyenler var muhtemelen şu an ekran başında. Evet. Açınca da ya Satürn'le arkadaş 29 derecede evet, şimdi kovada ne yapıyoruz diye de kendilerince bunu şimdi yorumluyorlar. Tabii. Ama biz bunu söylemek zorundayız o yüzden. Evet. Bunun neye dayandığını Hande anlatmak zorunda ki bizi de hissediyor mu bunlar ya dememeleri lazım. Çünkü biz bunun için çırpınıyoruz. Biz hissetmiyoruz. Bir şeye dayanıyoruz yani. Bakın burada bir matematik var, bu. Var burada. Kesinlikle. Yani bunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Aslında bunu yani 12 burcun son burcuna giriyor Satürn. Önümüzde öyle bir 2,5 yıllık süreç var ki insanlığın tekamül sınavı diyoruz biz buna. Önümüzdeki 2,5 yıl için sınavdan geçiyor. 7 Mart'ta Satürn balık burcuna geçiyor. Aynen. Balık burcu nasıl anlatayım size, şöyle söyleyeyim. Son burç. Son burç. Final yani. Affetme, empati, sevgi, şefkat, evrensel şifalanma, evrensel sevgi, hayal kurma, akışa bırakma, kabulleniş, esas, bunlar balık burcuyla bağlantılıdır. Bilgelik. Bilgelik aslında evet bütün burçların tamamını kapsar. Fakat Satürn'ün buraya girmesi aslında önümüzdeki dönemde bu alanlarda gerçekliklerle yüzleşeceğimizi gösteriyor. Yani cehalet. Yani cahillik yüzünden ve ihmalkarlıklar yüzünden yaşadıklarımızın ortaya dökülmesi. Şu İnançlarımızı sorgulayacağımızı gösteriyor. Şimdiye kadar neye inandık, elimizde ne vardı, neleri yaptık, bunun sonucunda ne elde ettik ve şimdi ne olacak önümüzdeki dönemde? 2,5 yılda böyle geçecek. 2,5 ama bunu kötü algılanmasın. Bir yandan da aslında sınırlarımızı çizmeyi öğreneceğiz. Yüzleşme aslında biraz da. Ama kaos ve karışıklık, dağınıklık balık burcuyla çok bağlantılıdır. Satürn burada bunları veriyor. Aslında şu an bizim bilinçaltı korkularımız açığa çıktı. Evet. Çıkıyor. Satürn balık aslında gelişini buradan göstermeye başlıyor. Bilinçaltımızı, kendimizi kontrol ettiğimiz noktalarda aslında bu tam akışa bırakmak, evet, o kabulleniş süresini içimize aldığımız, ama bu kabulleniş nasıl olacak? Şimdi Satürn Oğlak'ta öyle çalışmıyor. Sana biri seni düşürdüğü zaman hani orada Satürn Oğlak der ki kalk. Toparlan, yoluna devam et. Ama Satürn balıkta öyle çalışmayacak. Düştüğün anda aslında neden düştüğünü bulmak esas olacak. Evet. Peki, o yüzden de önemli ve güzel bir süreç aslında. İşte. Çok farkındalığımızı artacak. Uyanmıyorsanız, uyanık değilseniz maalesef kendinize acı çekersiniz. Evet. Yani bu da bir gerçek. Bir daha yaşarsınız. Bir daha yaşarsınız. Evet. Yani her soru size sorulur. Bunun karşını verirsiniz yani. Bu sınavdan geçemezsiniz. Sınavdan geçemezsiniz. Yani biraz insanların da şunu öğrenmesi gerekiyor. Bizler maalesef ihmalkar insanlarız. Çabuk unutuyoruz. Çabuk unutuyoruz. Yani şimdi böyle bir acı yaşadık evet, ama bunun şu an sadece aynısının başımıza gelmesi korkusuyla savaş veriyoruz. Aynı zamanda yardım etmeye çalışıyoruz. Yani ciddi, bakın, büyük asrın bir felaketi. Evet. Hiç bugüne kadar yüzyıllardır yaşanmamış. Bu 1114 senesinde Kahramanmaraş'ta yaşanmış. Ben burada 2023 senesinde biz Migros TV'de bir video çektik. En önemli olayınız nedir diye sorduklarında bizi konuştuğumuzda 1114 senesinde tetiklenen Kahramanmaraş depremine özellikle dikkat çektim. Tek bir il söyledim. Burada benim yapabileceğim bir gücüm var mıydı? Hiçbir şey yoktu.
bir uzman açıp da orayı dinleyip ya da benim açıp bir uzmana ya devlete Kahramanmaraş'ta deprem olabilir desem tutuklarlardı herhalde yani. Evet. Ne alaka falan evet. denilirdi. Evet, yani evet. bazı şeyler süreç içerisinde sadece uyandırılır. Aa bak biz bir deprem ülkesiyiz. Bizim dikkat etmemiz gereken şeyler var. Budur. Bu kadardır. Bunu yapabiliriz. Peki yani. Hande ve Aygün şimdi hepimiz depreme odaklandık. Mayıs ayına kadar Türkiye'yi, dünyayı neler bekliyor başka? Şöyle yani aslında bu 7 Mart dolunayından biraz bahsetmek lazım. Çünkü bu dolunaya girildikten sonra dedik ya 2,5 yıllık bir süreç başlıyor. Şimdi Ay Başak Burcu'nda olacak. Bir kere yiyecek tedariki aslında verimlilik, üretkenlikle çok bağlantılı. Aslında yaralarımızı sarmak, bir anlamda şifalanma enerjisinde devrede olacağız. Sağlık, çalışanlar, düzen, yani metodik bir sisteme oturma enerjisi devreye girecek Ay Başak'tayken. Fakat 4. ev girişinde olduğu için biraz iç meselelerle fazla ilgili olacağız. Yani o bölgedeki insanların göç sıkıntıları, problemleri, yer değiştirme, yerleşimle ilgili konular, işte iskan, imar durumları vesaire bunlarla. En önemlisi ona geleceğim. Mars'la bir bağlantısı var. Önümüzdeki süreçte Mart ayında bence deprem bölgesinde en çok konuşacağımız konuların başında hani karışıklıklar vesaireler olabilir ama sağlık. 14, 15, 16 Mart. Dikkat çekiyorum. Bir de 7 Mart civarı. Salgın hastalıklar riski var. Ve bu salgın hastalıklar riskini kontrol altına alınması gerekiyor önümüzdeki dönemde. Burada tam da Mart'ın ortasında bir sıkıntı olabilir. Ama dünyanın da bir anlamda karışacağı bir ay olacak Mart ayı. Çünkü bu gezegen geçişleri dünyadaki geçişleri de etkileyecek ki. Ben birçok ülkenin haritasına baktığımda aslında bu Satürn geçişi, bu Plüton'un Kova burcuna geçişi çok önemli noktaları tetikleyecek. Dünyanın karışması savaş anlamında mı? Doğal afetler ya da başka hastalık falan öyle bir şey mi? Yani mesela doğal afetler konusunda 21 Mart'ta çok önemli bir yeni ay var. 0 derece Koç burcunda. Bu dereceleri niye söylüyorum? Kimsenin aklı karışmasın. 0 derece dünya derecesidir. Yani aslında biz yeni bir döneme giriyoruz. 0 derece Koç'ta ilkbahara giriştir, yeni bir yıl başlar. Ama 0 derece Koç'ta bir girer girmez bir yeni ay oluyorsa dünyayı etkileyecek önemli olaylar. Bir ay sonra 20 Nisan'da 29 derece Koç'ta bir tutulma var. Savaşkan enerji, Mars enerjisi devrede. Aslında insanların gerçekten birbirini anlamakta zorlanacağı, işte savaşlar, patlamalar, aynı zamanda yangınlar bunlara dikkat etmemiz gereken bir süreç içerisine giriyoruz. Ortalık biraz karışabilir. O yüzden de ben Mart ayında birçok ülkenin hani birbirlerini çok ciddi anlamda zorlayacaklarını düşünüyorum. Hani buraya gelmeden önce de baktım hani mesela Japonya özellikle 20 Mart ve 21 Mart'tan sonraki dönem mesela oralarda da afetler görülebilir. Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, Tayvan hani önümüzdeki süreç mesela geçen gün yine katıldığımız bir televizyon programında Ermenistan-Gürcistan sınırına dikkat çekmeye çalıştım. Oradan hatlar geçiyor. İki gün önce söyledim. 4,5 şiddetinde Gürcistan'da deprem oldu. Aslında deprem de olabilir, sınırlarla da ilgili konular olabilir. Yani bizi izleyenler burada birazdan ülkeleri verdiğimizde ya da şehirleri verdiğimizde ne olur buna böyle baksınlar. Yani orada bir karışıklık da olabilir. Sıkıntı. Sıkıntı da olabilir. Doğal afet de olabilir, hava muhalefeti de olabilir. Yani orada bir şeyler olacak ama illa deprem diye düşünmesinler. Evet, onun nasıl tezahür ettiğini bilmek. Yani şöyle düşünün, gökyüzünde gezegenler belirli periyotlarda yan yana geldiğinde, hadi burçları unutun. Geldiğinde mesela sizler şimdi koltuklarınızı dip dibe getirin, yan yana gelin. Nasıl burada sunum yapabilirsiniz? Tabii zor olur. Elini edemezsin, edemezsin. Evet. Sürtünürsün, sen sallanırsın, o sallanır değil mi? Bu bir manyetik enerjidir aslında. Bu bir de basit bakın. Yukarıda gökyüzünde iki tane cisim. Yan yana dip dibe gelmeye başladığında dünyada bir şeyler değişmeye başlıyor. Bir şeyi başlatıyor. Yani doğal afetlerle olabilir bu. İnsanların bilinçleri, kızgınlıkları, öfkeleri olabilir. Mesela Teke Tek programını sonra ben de tekrar izleyerek acaba başka neler demişiz diye cümlelerimize bakarken Yunanistan'a çok dikkat çekmişim. Yunanistan'da aslında şöyle bir şeye dikkat çekmişim. İç karışıklıklar ve iç savaş ya da darbe olabilir gibi bir cümle söylemişim. Orada artık o kadar araştırıp gidiyoruz ki oraya. Bir sürü bilgiyi alıyoruz, orada konuşuyoruz. Mesela bir kaza yaşandı Yunanistan'da ve bir saat sonra istifa geldi. Evet. Yani bir saat çok erken. Mesela bu dikkatimi çekti benim. Evet. Neden? Çünkü bu işin üstünde ve haritayla ilgilendiğim için bana şüpheli geldi. Yani bunun arka planında bazı başka şeylerin evet kurgulu ve planlı olduğunu ve bunların ortaya çıkabileceğini ve devleti içsel anlamda karıştırabileceğini düşünüyorum.
Ve bundan sonra belki bir yani yanı başımızda Yunanistan sonuçta. Evet. Burayla ilgili yaşanabilecek bir şeyin İstanbul'a ya da bu taraflara da sirayet edebilme ihtimalini artık daha rahat öngörebiliyorum. Aygün, yani gibi düşünebilirsiniz. Hani evet. Bakın bu bir matematik. Evet, şöyle evet. Bir şey soralım. Sen teknik açıdan da bahsediyorsun. Şimdi Türkiye depremden sonra orada bir şekilde bir manyetik bir şey oluştu. Bir enerji oluştu evet. Ve burayı da vuruyor. Her ilçeyi, her ili, her kasabayı, her köyü vuruyor. Yani insanların hepimizin üzerinde de kötü bir enerji var. Doğru. Neyle birlikte değişim, kalkar bu enerji? Değişim. Yani şöyle kalkar. Her şeye rağmen ayağa kalkmamız gerektiğini fark etmemiz lazım. Biz insanlığımızı unuttuk maalesef. Birbirimizden çok uzaklaştık. Bu felaketler aslında bizleri yakınlaştıran, temas evet, ettiren çok önemlidir. Acılar zaten bir bilince ulaştırır sizi. Eğer acı çekiyorsanız ulaşırsınız. Hayatınız süper gittiğinde, müthiş gittiğinde bir proje üretir miyiz? Hayır. Bir şey değiştirir miyiz? Doğru. Bizim danışmanlıklarımıza da bize sorarlar. Terk edildim, istifa ettim, kovuldum. Sen kovulursun, gidersin bir iş açarsın, bir dükkan açarsın. Ya patronundan çok daha iyi bir yere gelebilirsin. Her şerden bir hayır çıkar. Şimdi bizim mantığımız da budur. Yurt dışında bir ders okutuluyor çocuklara Almanya'da. Ders haftada bir veriliyor. Cuma günleri veriliyormuş. Adı ne biliyor musunuz dersin? Karma. Karma diye bir ders okutuluyor. Ne güzel. Bizim Türkiye'de düşünsenize karma diye bir ders verilse karma ne dedim çocuğa sordum yurt dışında. Eğer dedi annene kötü davranırsan şuradaki arının seni sokmasıdır dedi. Etme bulma dünyası. Bu felsefe aslında. Şimdi işte ortaya evet. Çıkacak. Satürn balık bunları Satürn götürecek. Balık bizim... Ne ektiysek onu biçecek. Aynen öyle. İşte bunları bize gösteriyor. Bizleri... O yüzden çok güzel bir noktaya işte getirdi. Ben o yüzden girmem ve şey yaptım. Acıttıklarımız ve incittiklerimiz evet. Başımıza gelecek. Evet. Ne ektiysek onu biçeceğiz. Yani önümüzdeki dönem öyle bir ayrışım yapacak ki hepimizin hayatlarında. Hı. Belki çok iyi davranmışızdır bir sürü insan ama kötü davrandıklarımız da olmuştur. Bunlarla da yüzleşme zamanı. Aslında kötü bir şey yok. Soyutla somutu bir araya getireceğiz. Evet. Bakın şunu da söyleyeyim. Aslında buradan güzel şeyler söylemek evet. De gerekiyor. Satürn balık aynı zamanda hayal dedik ya balığa. Satürn'de gerçekleştirmek demek. Hayallerimizi gerçekleştireceğimiz de bir zaman dilimi olacak. Sadece bu hayalleri gerçek temeller üzerine kurup kurmadığımızla yüzleşmemiz gerekiyor önce. Gerçekten bir de Satürn yani. Balık... Su demek, denizler demek, okyanuslar, orada yaşayan canlılar, denizler ve sularla ilgili sıkıntı ve sorunlar. Şimdi Jüpiter'de Koç'ta sıcaklığın çok artacağı zamanlara kuraklık. Gidiyoruz. Kuraklığın evet, bir de kurak, ön plana çıkacağı. O da bir doğal afet. Yani. Tabii. Yani, uzmanlar şimdiden uyarıyor. Tabii. Bir de ateş elementinde olduğu için mesela ben önümüzdeki dönem yangınlar çok önemli. Yangınlar. Bizim yangın. Tespitimiz var aynen. Ne? Evet, önümüzdeki dönem derken ne gibi bir dönem? Yani mesela Mart ayı bu anlamda dikkat çekici. Patlamalar, yangınlar, hani inşallah olmaz suikastlar. Elbette ki suikastlar ya da... Bilinmeyen ve görülmeyen şeyler. Yani balık öyledir. Bir dakika bir göremezsin. Bir şeye bir tweet'e denk geldim suikastlarla ilgili. Evet, bu ay var. Bu ay bir tarih de veriliyor. Ve... Yani şöyle söyleyeyim 23 Mart'tan sonrası Türkiye'nin haritasında önemli bir kavuşum var ve evet. Bu kavuşumda aslında birbirimizi biraz anlamaktan zor yani birbirimizi anlamakta zorlanacağız. Hı hı. İnsanların çok çabuk birbirini kutuplaştırdığı, çok çabuk birbirlerine suç attığı ya da kavga ettikleri, savaştıkları ve mücadele ettikleri bir dönem. Özellikle mesela Mart'ın 23'ünden sonra bu etkiye dikkat etmekte fayda olabilir. Mesela Satürn balık 12. ev hapishaneler ve hastaneleri evet. Anlatır. Hapishanelerle ilgili konular çok gündemimize gelecek ama nasıl gelir? Yeni el alınması gerekiyor. Bunu da biz beyin fırtınası yapacağız. Mesela şöyle bir şey düşünüyorduk. Hı-hı. Geçtiğimiz Mart ayında Plüton Kova'ya geçtiydi ve Mart ayı Hı-hı. yine 2021 senesinde pandeminin açıklandığı zamanlar yine bir Mart'tı. 9 Mart civarları falandı galiba. 11 Mart. 11 Mart mıydı? O civarlardaydı. O dönemin aynı olaylarını Mart ayında tetikliyor ama hafif tetikliyor. Sanki ders niteliğinde veriyor falan derken acaba salgın mı olur? Acaba kısıtlama olur mu falan? Ya maskeye geçer miyiz? Uzaktan eğitim olur mu gibi düşünürken ama bunu %50'sini kapsıyor. Yani bir ders niteliğinde derken üniversiteler uzaktan olma kararı evet. Aldı. Evet. Bunun çok salgınla bir alakası yoktu ama yaşadığımız yine bir doğal afetle evet. Bir alakası vardı. Yani astrolojide de biz ihtimalleri ve şeyleri tabii. Sunarken... Sembolleri okumaya çalışıyoruz. O yüzden birden fazla olasılık söylüyoruz. Hani işte yangınlar, patlamalar da yok. Bunların hepsi olacak demek değil. Ama bunlar ihtimal dahilinde. Şimdi bir soru gelmiş. Firdevs Hanım yazmış. Diyor ki her yerden UFO haberi geliyor. Evet. Siz uzaylılarla böyle bir temas öngörüyor musunuz?
Zaten Uranüs Boğa burcu, yani 2018'den sonra aslında Boğa burcu astrolojide dünyayı temsil eder. Dünyada, dünyanın yaşamındaki değişimleri temsil eder. Uranüs değiştiren, devrimleştiren bir gezegen. Boğa burcu, yeme içme stillerimiz değişti. Aynı zamanda para sistemimiz değişti. Ve tabii ki dünyadaki yaşam formülleri, bunlarla alakalı konularda önemli değişiklikler var. Mesela önümüzdeki dönem Jüpiter-Uranüs kavuşumları. 2024'e doğru gidiyoruz. 2023 yılında bunların çıkması hiç de şaşırtıcı değil. Bence çok... Ama psikolojimiz bence o konuda şey, yani nötr olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir UFO, uzaylı gelse hayırdır, niye geldiniz? Hayır, artık yani bir şeye ihtiyacınız var mı diye soracak moddayız artık. Uzaylıya, yani. Uzaylıya başımıza gelenleri anlatırsak belki kaçar. Zaten belki de Türkiye'yi şöyle geçebilir diye düşünüyorlar zaten. Ama yani bunlar çok artacak. Bunlarla ilgili bilgiler, bunlarla ilgili insanlar bunlar çok artacak. Biraz olsun eğlenebilecekleri başka dertli, başka bir şey mi arıyorlar? Çünkü diyorlar ki pandemi, ekonomik kriz, sıkıntı, arkasından deprem falan filan derdi. Bir uzaylı eksikti. Gel sen de gel. Artık da, alışma şeyine geldiler orada. Yani diyorlar ki tamam, o da gelin. Bu en iyisi. Koptu, geliyor. Gel Türkiye'ye gel düş diyorlar. Hani... Tabii canım, Twitter'da yorumlar o şekilde gidiyor ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani astrolojiyi dinliyorlar. Hep başları sıkışınca. Hep acı ve telaşlı bir olay olunca dinliyorlar. Astroloji böyle bir şey değil. Böyle dinleyeceklerse dinlemesinler. Benim önerim o. Yani bir de biraz eğlenmek için de dinleyen var. Bunu eğlenmek evet doğru kesinlikle ama hayatlarını, kendilerini tanımak, hayatlarını bu yolculukta, yaşam yolculuğunda anlamak ve fark etmek istiyorlarsa dinlesinler. Burçların çok üstünde bir şey var, bir mekanizma var burada. Birbirimize olan etkilerimiz nasıl önemliyse, gökyüzünde de birbirine olan gezegenlerin etkisi bizim üstümüzde var. Evet. Yer nasıl sallandığında bu kadar huzursuzuz? Hepimiz huzursuzuz. Yer kabuğu yarıldı, niye? Fayı görüyor muyum ben? Evet. Görmüyorum, gezegeni de görmüyorum ben. Evet. Şimdi onun arasında bir insan var. Yerle gök arasında bir yerdesin diyor. Evet. Yani buradan bir çıkarım sağlayarak yaşamları içerisinde bizim maalesef en büyük hatamız buraya oturduğumuzda sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar diye giriyoruz. Evet, evet. Kişi dinliyor. Koç ya yok bana uymadı ya falan deyip gidiyor. Biz maalesef bu işi yaparken hep popüler tarafta olmak zorunda kaldık. Şimdi artık Satürn'de balık burcuna geçiyor. Bundan sonra insanlar kendi hayatlarını nasıl idare edeceklerini, kendi hayatlarının liderleri olmaları gerektiğini fark ediyorlar. Yani artık bir lider arayışından vazgeçmemiz lazım. Plüton Kova 23 Mart 2023'ten sonra kendi hayatının lideri olmayı seçmek zorundasın. Mesela Kova dernekler, STK'lar, yardım kuruluşları bunları anlatır. Onlar şu an zaten. Mesela biz bunları da defalarca konuştuk. Bunlarla ilgili baskılar, kısıtlanmalar, zorluklar, engeller... Bunlar yüzünden yapılan protestolar, bunlar yüzünden insanların yeni dernek kurma ihtiyaçları, bunlar artacak. Herkes yardımlaşmak isteyecek birbirine. Ama 2020'de başlatılan bir süreç vardı hatırlarsan. Yepyeni bir dönem başlıyor diye bütün televizyonlara çıkıp söyledik. İşte bu 20 yıllık bu dönemin adımlarını 23 Mart 2023 yani bu önümüzdeki Mart ayında başlıyor. Allah. İlk gösterimini Haziran ayına kadar izleyeceğiz. Sonra 2024 Ocak ayında geçecek. Bunu olumsuz bir şey olarak görmesinler. Tamamen bilimsel, teknolojik ilerlemeler, insanların yine hak özgürlükleri, azınlık haklarının korunması, bu insan hakları olabilir, hayvan hakları, kadın hakları, bunlarla ilgili konularda aslında toplumun artık nerede durması gerektiğini fark edeceği zamanlar. Ama ilk etabı, geçişi, hani önce bir şeyin sallanması ve gidenin vurması, gitmesi gerekiyor. Ondan sonra yeni yapılanmaların devreye gireceği çok ilginç dönemlere gidiyoruz. Mesela statlarda o yüzden bence evet. İnsanların birleşmesi. Ama bilinç öyle bir noktaya geldi artık. Her yerden birleşecek. Ya bunlar o kadar biz böyle değildik mesela. Herkes birbirleriyle birbirlerini öldürüyorlardı statlarda. Şimdi oyuncak ayılar atılıyor. Biraz evvel dedin ya acılar birleştiriyor. Evet, acılar çok keyifli zamanlarda aslında. İnsanlar birleşme ihtiyacı duymuyor. Bence ahlak erozyonu korkunç bir boyuta gidiyordu. Şu an insanlar bir dakika ya ben ne yapıyorum? Ben ona da görmezden gelmişim, öbürünü de görmezden gelmişim dedikleri bir zaman dilimine girdiklerini fark ettiler. Şöyle düşünün, soğuk bir odadasınız, uyuyorsunuz. 6 Şubat'tan sonra kimse artık eski hali değil.
Kesinlikle değil. Herkes uyandı 6 Şubat'tan sonra, soğuk odada uyandınız. Vallahi uyandı. Evet. Düşünsenize yani, kalktınız. Aynen öyle. Ama üstünüzde hiçbir şey yok ve nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Şimdi herkes bir arayışta. Astrolog mu dinlesem, jeolog mu dinlesem, o inşaat mühendisi mi dinlesem, uzman mı? Herkes böyle çıldırmış gibi bir şey dinlemek ve bir şey anlamaya çalışıyor. Aslında üşüyor. Şu an nereye sığınacağını, ne yapacağını bilmiyor. Ülkeyle ilgili haritaya baktığında, aynı zamanda deprem üzerine de çalışıyorsun ya. Vallahi oradaki kötü enerjiyi görebiliyor musun? Ben kötü derken gezegen, acıyı. Şöyle bir şey yapalım. Bir dakikalık aramız var. Aradan sonra cevabı dinleyelim. Tamam. De şöyle sorular geliyor. İstanbul depremiyle ilgili, olası İstanbul depremiyle ilgili öngörülerinizi merak ediyorlar. Ya şöyle, bütün yeni ay, dolunay ve tutulma haritaları elimizde jeodezik olarak. Yani burada gösterdiğimiz. Şimdi benim özellikle dikkatimi çeken 20 Nisan'da bir tutulma var. 29 derece koç. Hibritli güneş tutulması diyoruz. Çok önemli bir güneş tutulması. İstanbul ve İzmit hattı, oradan bir hat geçiyor. Zorlayıcı bir hat geçiyor. Uranüsyen değişim, ani değişiklikler, hava koşulları, depremler, felaketler, herhangi bir şey de olabilir. Kimse kendini kötü hissetmesin. 20 Nisan. 20 Nisan'daki tutulmayla beraber İstanbul, İzmit ve Bursa hattı üzerinden geçiyor ama 6 Nisan'daki dolunayda yine İstanbul üzerinden bir hattın olduğunu görüyoruz. Ben mesela özellikle bütün haritaları taradığımda bu önümüzdeki 2-2,5 aylık süreç içerisinde, evet şu an deprem bölgesinde yine çeşitli tetiklenmelerin olduğunu biliyoruz. Ama özellikle şunu da söylemek istiyorum. Düzce, Bolu ve Zonguldak alanından da bir hat geçiyor. Yine kimse ne olur burada yaşayan insanların affına sığınarak bunlardan bahsediyorum ama oradan zorlu bir hat geçiyor. Hani Allah korusun, belki madenlerle alakalı olabilir, yine yer hareketliliği olabilir ya da başka bir şey ifade ediyordur ama orada özellikle önümüzdeki dönemde bir zorlanma olabilir. O yüzden de ben İstanbul depreminin henüz olacağını düşünmemekle beraber buralarda oluşan depremlerin İstanbul'a etki yaratacağını söyleyebilirim. En azından İstanbul'la alakalı böyle bir cevap vermiş olayım ama o bölgedeki vatandaşlarımızdan da şimdiden özür diliyorum. Çünkü kendilerini gerçekten hani tetikte ve sıkıntıda hissedebilirler. Ama hani alınabiliyorsa önlemli. Hazırlıklı olalım. Her şeye hazırlıklı olalım. Yani gerçekten psikolojik olarak o kadar yıprandılar ki, Hande'yle de onu konuşuyoruz. Aramızda hani da söyleyelim mi söylemeyelim mi onu bile düşünüyoruz. Hani incinmesinlar, korkmasınlar, panik bu bir olmasın. Panik olmasınlar. Şimdi biz burada bir şeyi söyleyeceğiz. Belki gidecek akşam arabada yatacak. Tabii. Hiçbir şey de olmayacak. Evet. Yani bu şekilde yaşanmaz. O yüzden bunu söylemek biraz sıkıntılı ama... Ben bir kere söylemiş bulunduğum için ve söylemek gerekliliği hissediyorum. Burada paylaşayım. Benim dikkatimi çeken de Kütahya-Simav fay hattı. Burada aynı dediği gibi 20 Nisan zamanlarında geçiyor. İstanbul'u çok bu sene öngörmüyorum ben de. Olabilir. İhtimal de olabilir. Ama biraz hazırlanalım. Evet. Balıkesir, Manyas, Manisa. Buraları çok önemsiyorum. 20 Nisan, 6 Nisan zamanları. Özellikle bu tarihler çok önemli olacak. 21 Mart tam güneşin o koç burcuna geçişi. Tam bir şeyi başlatma enerjisine o kadar güçlü ki. Bunu nerede verecek? Toplumsal hareketlerde de dünya üzerinde verebilir. Dünyada başka büyük bir deprem de olabilir. Yani Endonezya'da da bir deprem olabilir mesela. Orayı da tetikliyor. 20 Nisan'da. Evet, Japonya çok tetikleniyor. Yani 8-9'u bulabilir mesela. Oralar bunu üretebiliyor. Bizde de şöyle düşünülebilir. Bizde nereleri üretiyor? Mesela ben Kahramanmaraş derken Kahramanmaraş'ın fay hattını inceledim. Orada hatta şöyle bir cümle söylemişim. Çok deprem bölgesi değil. Aslında demek istediğim şey deprem bölgesi değil değil. Çok sık deprem olmuyor. Bir İzmir gibi olmuyor. Bir Manisa gibi sürekli deprem olan bir yer değil. Ve uzun süre olmamış. Yani birazcık da fay hattında oturup incelediğinizde, o gezegen dizilimleri de üstüne koyduğunuzda aslında çok rahat bir şekilde biri bunu öngörebilir. Bu böyle mucizevi bir şeyden bahsetmiyorum. Kahramanmaraş demiştim. Şimdi de dediğim gibi Bingöl'e dikkat çekiyorum. Uzmanlar da zaten evet, dikkat Bingöl çekiyor. Önemli. Bu 21 Mart. Evet, 3, 4, 5, 6, 8'e kadar uzanan Mart dönemine dikkat etsinler. 20, 21 Mart'a dikkat etsinler. Aynı zamanda onlar çok önemli. 6 Nisan çok önemli, 20 Nisan çok önemli. Şimdi 20 Nisan'la alakalı az önce söylediğimiz bütün bunlar. 20 Nisan illa o tutulma zamanı bir şey olacak diye demek yok ama tetiklendiği. Mesela hemen tarih verelim. Çok ilginç. Seçim zamanına denk geliyor. 13-14-15 Mayıs. Evet, geliyor. 18-19-20 Mayıs. Aynı zamanda 17 Temmuz. Bu tarihler önemli tarihler.
Bu tarihleri şimdiden bir kenara not alabilirler, bir bakabilirler. Hani hep beraber bakalım. Hani bu konuştuklarımızda, bu ettiklerimizde ama bu tutulmanın da tetiklendiği tarih. Çok güzel bir şey söyledi. Lazım. Şunu da eklemek istiyorum kızlar. Astroloji konuşuyoruz ama bence hatamız da şu. Astroloji şimdi burada konuştuk ya, bitti. Bu gerçek anlamda üstünde kafa yorulması gereken, böyle bakın bir masada beyin fırtınası yapıyoruz. Sen de şimdi düşünüyorsun, ha bak bakayım orada şu olabilir mi? O zaman bu yılda bu olmuştu. Bu böyle bir enerji aslında bize de kendileri de tarih, biz tarihten referans alıyoruz. İzleyiciler de yazsınlar, desinler ki aa evet ben mesela diyeyim ki onlara 1789 senesi ne ifade ediyor? Devlet. 1040 1040'a gitsinler. Aha. 1299 gidip okusunlar. 2023 alın size bunları. Bu döngüleri okusunlar, yazsınlar bize ne olmuş, ne bitmiş. Yani hep birlikte beyin fırtınası yapıp bu işin içerisinden çıkabiliriz aslında ama işte ne diyor? Akıllı kullarım. Yani okumak, kendini geliştirmek, biraz bunlara değer vermek. Hande ve Aygün artık böyle son dakikaya girdik. Şu kritik tarihlerin üzerinden bir kez daha geçelim. Geçelim tabii. Bir 7 Mart. 7 Mart'ta galiba. Bir Satürn geçişiyle bir dolunayımız var. Sert bir dolunay. Gerginliklerimiz yüksek olabilir, sinirli hissedebiliriz kendimizi. Önümüzdeki dönem herkes bulunduğu ortamda sağlıkla ilgili konulara, işçi, işveren, yine çalışma koşulları aslında hani EYT'lerle de alakalı bir takım konuşmalar vesaireler var önümüzdeki dönemde. Mart ayında bunlar önemli olacak. Ama baktığımda 15-16-17 Mart tarihleri önemli. Özellikle bu salgınla alakalı konular ya da bu ay özellikle ayaklanmalar, protestolar ya da işte suikastlerle alakalı konular özellikle Mart sonuna kadar önemli. 21 Mart önemli bir tarih. Evet. Yine orada bir yeni ayımız var. İşte Bingöl, Karlova, Malatya, Erkenek. Buralara dikkat çekiyorum Mart ayında özellikle. Onların haritalarında 20 Mart çalıştım. Özellikleri. Ama birazcık 21 Mart İzmir tarafı da. İzmir, Bodrum. Balıkesir, Kütahya, Sima. Sen orası. Evet, o tarafta, batı tarafı da Nisan ve şeye daha fazla dikkat etsin. 21 Mart sonrasına dikkat etsin. Umarım hiçbir şey olmayacak. Bununla geçmiş olsun diyorum. Ama önümüzde zaten bilimsel olarak da baktığınızda artçılar devam edecek. Bu bir gerçek. Bir yıla kadar uzanacak. Evet, bu uzanacak bir süreç. En azından gökyüzündeki gezegen dizilimlerine göre biz de onlara destek sağlayalım böyle. Yardımcı olalım. Onlar da en azından o gece daha dikkatli uyurlar. Kontrol etsinler, hasarlı evlere girmesinler. Yani tedbirlerini alsınlar. Yıkılmayan binalar da vardı. Bu şiddette deprem oldu. Yıkılmayan bina da vardı. Tabii. Yani deprem öldürmüyor. Öyle, hepsi bunun bu mantığından çıksınlar. Evet bir aslında, korku ama buna dikkat etmeleri lazım. Yani Allah korusun bir felaket olmasın ama sizler diyorsunuz ki 7 Mart, 15-17 Mart, 21 Mart, 20 Nisan, Mayıs'ın ortası ve 17 Temmuz tarihleri. Evet bunları artı 3 artı eksi 25 Mart eksi 3 olarak da eklesinler. Evet. Hatlara dikkat etsinler. O tavsiye ediyoruz. Umarız öngörülerinizin sadece güzel olanları gerçek olur. Evet. Umut ediyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim. Biz çok aktif Twitter ve sosyal medya kullanan kişileriz. Takip ediyoruz. Evet. Orada da gördüğümüz anlık öngörülerimizi biz birlikte de çalışıyoruz. Paylaşıyoruz da. Evet. Anlık sosyal medyadan da takip edebilirler, bakabilirler. Yani bunları da paylaşıyoruz bu bilgileri de sadece şeyde ya da seyircilerimizin soruları varsa cevap verirsiniz. Sizler de vasıtasıyla da zaten paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.